arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel bir patik çalışması yapacağız patiğimizi biraz bot tarzı bir patik olarak ördüm figürlü çalışmaları seven arkadaşlarımız için çok çok kolay ve güzel bir çalışma umarım beğenerek ve çok kolay bir şekilde benimle birlikte örersiniz 93 ilmek üzere başladım. 37-38 numaralı ayaklar için uygundur. Daha büyük başlamak isterseniz 95-97 ya da elini sıksa 97 başlayabilirsiniz. 95 başlayabilirsiniz. Normal 3 numara şişimle ben bu ölçüyü ördüm. Gayet güzel oldu. Şöyle patiğimizi örmek için ilmeklerimizi aldıktan sonra görmüş olduğunuz önce yan kısmımızı ördük. Yan kısmımızı tamamladım. ve burun kısmından eksilerek her iki kenardan bu kısmımızı tamamladık. Sonrasında bakın bastiğimizi de ördük. Taban kısmımızı örerek geldim dikişsiz bir çalışma. Taban kısmımı yine ilmeğimizi ayarladık kenarlardan kesme işlemlerimizi yaparak tabanımızda tamamladık en son topuk kısmımızı da ördükten sonra patiğimiz tamamlandı hiçbir dikiş kullanmadık ve bu güzel çalışmamızı sizlerle birlikte yapmak istiyoruz Evet eğer Kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız, beğenilerinizle, yorumlarınızla bizleri de desteklerseniz çok çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz. Evet, hazırsak hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 3 numaralı şişimizle 93 tane ilmeğimi aldım ve 4 sıra ördüm şişime taktığımla birlikte ilk önce şişime taktım, ters ördüm, düz ördüm, ters ördüm. Hemen ön yüzümüzde rengimizi değiştirerek e, ikinci renkle örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz bakınız. Şişimiz düz yönde, ipimiz buradaysa ön yüz olduğunu göstermekte. İkinci rengimi bağladım, modelimi uygulamaya başlıyorum. Şöyle ipimi yaklaştırıyorum. İlk e, ilmeğimizi renk değişikliğinden dolayı örüyoruz. Birinci ilmeğimi örüyorum. Normalde boşalacağımız ilmek. Bunu modelimizden saymıyoruz. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Şişimi örmeden takıyorum. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters bir örmeden alıyoruz. İpimi öne alıyorum. ilmeğimin şöyle arkasından girerek Örmeden alıyorum. Ters örüyorum. İpim önde, şişime şöyle örmeden takıyorum. İpimiz önde, bakınız modelimizi bu görünüm vermekte. Tekrar ters örüyorum. İpim önde, örmeden alıyorum. Bir ters, bir örmeden. İp önde, bir ters bir örmeden bir ters bir örmeden sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlar yaparak bütün ilmeğimizi bitirelim ilmeklerimizin bir tanesini ters bir tanesini örmeden ip önde olacak şekilde aldım ve son ilmeklerime geldim bir tane boşumu aldım ters örüyorum Son ilmeğimi yine ters örüp tamamlıyorum. Modelimizi ön yüzden kurduk. Şöyle görelim. Şimdi arka yüzden yine örmeye başlıyoruz. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer sırada ters ördüğüm ilmeğimi bu sırada da ters örüyorum. Yani renkli olan ipimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ipimi ise düz örüyorum. Diğer sırada ters ördüğüm ipimi yine ters örüyorum. Bakınız renkli olan ipimiz zaten diğer örmeden aldığım önden ipi aldım. Krem rengimi ise düz örüyorum. Ördüğümüzü ters, örmediğimizi düz. Ördüğüm ters, örmediğim düz. Ördüğüm ters, örmediğim düz. Ördüğüm ters Örmediğim düz modelimizi arkadan kurarak tamamladım. Şimdi yeniden ön yüze geldik. Ön yüzde alt sırada örmüş olduğumuz gibi e, tamamen düz olarak örüyoruz. Yine krem rengimi alıyorum. İlk ilmeğim renk değiştirdiğim zaman örüyorum. Sadece 4 sıra öreceğimiz için ipimi koparmıyorum. Rahatsız olan arkadaşlarımız koparabilirler. Bir düz bir ters bir düz bir ters örüp tekrar ön yüzde bu modelimizi yeniden uygulayacağız. Ön yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi krem rengimizde düz olarak örüyoruz. Bu birinci sıramız. Toplamda 4 sıra örüyoruz. Ön yüzden düz arkadan ters. İki sırada modelimiz pembe ipimizde tamamlandı. Şimdi sıramızı düz örerek tamamlayalım. düz sıramızın sonuna kadar geldim en son ilmeğim ben ters örüyorum sizler dilediğiniz de gibi örebilirsiniz şimdi arkasını çevirdim arkasından da ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum ön yüzden düz diğer taraftan ters toplamda 4 sıra örelim şimdi ikinci sıraya başladım ve yeniden görüşelim 4 sıra krem rengimizle ördük. Şimdi aşağıdaki modelimizi uyguladığımız şekliyle yine aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum. Şöyle kremimizi sıkıştıralım. İkinci ilmeğimizi ters örüyorum. İpim önde sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters ipim önde örmeden alıyorum. Bir ters, ipim önde örmeden alıyorum. Bir ters ip önde örmeden. Ters ipimiz önde örmeden alalım. Ve ikinci kez aynı modelimizi uygulamaya başladık. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrar edelim. Sıramızın sonuna geldik. Bütün ilmeklerimizi tamamladık. Arkasını çeviriyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir önceki sırada ördüğüm, ters olarak ördüğüm ilmeği yine arkadan da ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi düz, ördüğümü ters, örmediğimi düz. Zaten renkleri farklı olduğu için çok rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Örmediğim düz, ördüğüm ters, düz. Ters düz sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Modelimiz bakınız ikinci kez kuruldu. Sonrasında 4 sıra krem rengimizi örelim. Yeniden birlikte olalım. 4 sıra krem rengimi ördükten sonra 5. sıraya başladım. 93 tane ilmeğimizin 45'ini burada ördüm. Buraya 48 tane ilmeğim kaldı. 45'ini yine ayırıp ortadaki 3 ilmek üzerinden daraltmaya başlayacağım kenarlardan ikişer ikişer bu ortadaki 3 ilmek patiğimizin burun kısmı olacak diğer tarafta 45 bu tarafta 45 tane ilmeğimiz olacak ortadaki 3 ilmeğimizi şurada gördüğümüz gibi keserek devam edeceğiz bakınız bütün ilmeklerimizi iki buradan iki buradan iki buradan iki taraf diğer taraftan olmak üzere son 6 ilmek kalana kadar kesmeye devam edeceğiz şimdi 45 ilmeğim burada 45 ilmeğim diğer tarafta ortada 3 tane ilmeğim toplamda 93 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 3 ilmeğimizi örelim. Birinciyi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 1 2. Iki. i̇ki tanesini düz olarak ördüm. Bakınız örmeden aldım, 2 düz ördüm. Arkayı çeviriyorum. İpimi öne alıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ve 3, üç, 3. ilmeğimi de örüyorum. 3. ilmeğimi ördükten sonra tekrar geri çeviriyorum, ipimi arkaya alıyorum. 1. ilmeğimi önden girip örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi örüyorum, 3. ilmeğimi örüyorum. 3 tane ilmeğimi ördükten sonra 2 tane ilmeğimi kenardan alarak kesiyorum. Yine düz ördüm 2 ilmeğimi çeviriyorum ipimi öne alıyorum ilmeğimi örmeden alıyorum ve şöyle şişimde ipimi daraltıyorum tekrar ikinci ilmeğimi örüyorum üçüncü ilmeğimi örüyorum üç ilmeğimi ördüm dördüncü ilmeğimi örüyorum bir tane kesmiştik 3 olan 4 olmuş şimdi iki tane ilmeğimi aynı anda alarak yine kesme işlemimi yapıyorum şöyle düzeltiyorum tekrar örgümün yönünü düzeltiyorum ipimi arkaya alıyorum ilmeğimi örmeden alıyorum ve şöyle sıkıştırıyorum başlıyorum birinci her sırada bir tane artıyor kestiğimiz için üçtü bakınız 4 5 bunları ördüm bakınız Şimdi yine iki tane ilmeğimi kesiyorum. İki ilmeği düz örüyorum. Haroşa olacak bu bölüm. Tekrar çeviriyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeğimi örmeden boş taktım ve şöyle ipimi sıkıştırdım şiş içinde. Örüyorum. her iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Önden de arkadan da düz örüyorum ve haroşa düşmesini sağlıyorum. Tekrar alıyorum. Ve 6 tane kenar ilmeğimiz her iki taraftan kalana kadar örmeye devam edelim. 2, 4, 6. Diğer taraftan da yine 6 tane ilmeğimiz kalsın. 2, 4, 6 bütün ilmeklerimizi hem her yönden önden de arkadan da 2, 2 alarak keselim ve haroşamızı örelim. Her iki kenarımızda 6 şar ilmek kalana kadar hem arkadan hem önden her seferinde keserek bu kısmımızı daralttık. Bakınız şu şekilde güzel bir görünüm ortaya çıktı. Burada... 2 4 6 ilmeğim kaldı. Kesilen yer şöyle zaten örerken fark etmişsinizdir. Kesilen yerle kesilmeyen yer arasında hafif bir boşluk olmakta. Şimdi diğer tarafta aynı şekilde 2 4 6 tane ilmeğimiz kaldı ve şöyle üçgen, geniş bir üçgen olduğunu görmekteyiz. Şimdi yapacağımız işlem şu şekilde olacak. Bir uçtan bir uca tamamen örüyorum. Diğer taraftan örerek geldim. Bitişte yine kesme işlemimi yaptım. Kenardaki altı ilmeğimi altısını da düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ördüm. Çeviriyorum. Diğer uca kadar bütün ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. sıramızın sonuna kadar geldim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çeviriyorum. Arkadan yine bir sıra daha düz örüyorum. Sonra ipimizin rengini değiştireceğiz. Bu rengimizi tamamlayacağız şöyle. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. ilmeklerimin tamamını ördüm. Bu son krem rengiyle ördüğümüz sıramızdı. Şimdi yine pembe rengimi bağlıyorum. Düğümümüzü atalım. Yaklaştırıyorum. Krem rengimizde de artık işimiz olmayacağı için keserek ayırıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Renk değiştirdiğim için şimdi iki tane ters, iki düz bilek lastiğini örüyoruz. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz, ters, düz. iki ters iki düz olarak istediğimiz boyut olana kadar yani yükseklik tamamen zevkimize göre. Kimi arkadaşlarımız daha yüksek bilek kısmını kavramalı patiklerden hoşlanmakta. Kimisi daha kısa buradaki sayı tamamen zevkinize göre örebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ben örerek tamamladım. Şimdi önden ve arkadan gördüğümüz gibi örelim. İki ters iki düz lastiklerimizi tamamlayalım. Ön sıradan ördüm. Şimdi arka sıramızı tekrar birlikte yapmaya başlayalım. Bakın ters görüyorum, ters ördüm. Düz görüyorum. 2 tane düzümü. 2 ters nasıl görüyorsak o şekilde örelim. İstediğimiz yükseklik oluşana kadar pembe rengimizde örgümüzü devam edelim. Evet yeteri kadar ördüm. Şimdi kesme işlemini yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi önce düz örüyorum. Sonra örmediğim ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum düz olarak. Bir önceki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Örüyorum. Bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Örüyorum bir önceki ilmek içerisinden geçiriyorum. Şimdi çıkardım bakınız. Tekrar bakın örüyorum. Kesme işlemimizi bu şekilde tamamlayalım. Evet, patiğimizin kesme işlemini tamamladım. Bu şekilde bir görünüm kazandı. Şimdi alt kısımlarıyla topumuzun üzeri olan arka kısmını da tamamladıktan sonra kullanılmaya hazır hale gelecek. Ben işleme çalışması yaptığım için patiğimde bu aşamadayken işleme çalışmalarımızı yapalım. Burnumuzu, gözümüzü ve buradaki güzel tokasını sizlerle birlikte çalışalım. Tamamını ördükten sonra biraz zorlanabilirsiniz ama tamamını yaptıktan sonra yani hem bu alt kısmı hem de bu arka kısmı da ördükten sonra işlemeyi yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre ama burada bayağı bir kolay olacaktır. Onu da hatırlatmak isterim. Evet şimdi bunun da aynı olmasını istediğim için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane diş sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 dişten sonra yani birebir eşit olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle batıyorum. Kenarlarından da sayalım. Kenarlarına 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın zaten ortalı oluyor şöyle ortaladıktan sonra sarma tekniği ile saralım isterseniz böyle bilip yani örüp şöyle küçük bir burun buraya da takabilirsiniz tamamen kolayınıza nasıl geliyorsa bu gibi örgülerimizde her zaman için bizim işimizi kolaylaştıran teknikleri tercih edersek daha kolay olur iki kat yaptım daha çabuk saracağız aşağıdaki renk görülmeyecek şekilde saralım tabi bir öncesine uygun olsun yeterli, çok da fazla doldurmaya da gerek yok. bir şekilde doldurdum. Şimdi şöyle düğümümüzü biraz daha kibar atalım ayağımızın üzerine ağrıtmasın ve sonra keselim. Siyah ipimi bağladım ve burnumuzun üzerinden 1 2 3 3 diş saydım. Diğerine bakıyorum. 1 2 3 bakın. Hemen gözümüzün çalışmasını yapıyorum. Kenara doğru gelip batıyorum. İstediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz. Düz büyük bir çizgi yaptım. Şimdi yukarıdan batıyorum. Yukarıdan bakınız. Yukarıya çıktım. Aşağıdan şöyle siyahı kaldırarak biraz e, mail vermek istiyorum. Bakınız şöyle güzel bir mail vermek için kaldırarak yukarıya doğru bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar yukarıdan batıyorum. Kirpiğimi şöyle siyahtan kaldırıyorum. Altından batıyorum. Bakın ne kadar zahmetsiz, kolay. Dört ta 3 tane yapmışım. 3 yeterli batıyorum. Diğerinde aynı şekilde orantıyı kurarak çalışalım. Arkayı çeviriyorum. Düğümümü atıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi şuradaki süslememizi de çalışalım. Çiçeğimizi. Sonra ben diğer gözümüzü de yapacağım şimdi hemen bunun üzerine çiçeğimizi çalışalım tokasını sayıyorum 1 2 3 4 5 şuraya batıyorum bakınız şöyle görelim şöyle biraz belirli olsun isterseniz önce ile ya da herhangi bir yerle gözlerini, tokasının yerine hepsini ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde öncesinde bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve ayarladığım yere giriyorum. Bakın şuraya girdim. Şöyle kenarından alıyorum bakın. Bir üstten bölme girdim. Bir tane zincir çekip tığıma düğümümü attım. Buraya giriyorum. Ortada belirlediğim bir noktaya buraya sabitliyorum kendimi ve bir tane zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum şimdi burada şuraya şu kısma kendimi sabitlemiştim bakınız yine aynı yere başını dolamadan giriyorum kapatıyorum burada ipimi uzatıyorum üçüncü kez giriyorum kapatıyorum şöyle ipim katlı olduğu için açılıyor 3. uzat dördüncü kez şöyle sıkıca buraya kilitliyorum uzatıyorum giriyorum kilitliyorum uzatıyorum giriyorum kilitli uzatıyorum dolduruyorum bakın toplamda 25 tane bu şekilde çalışacağız 25. ile kapatacağız 24 uzatacağız sayalım 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Bakın artık almam zorlaştı. Elimi hareket ettirmekte zorlanıyorum. Çıkartıyorum. En sondakine takıyorum. ilmeğimin devam edeni. Şöyle çeviriyorum. Bakınız buradaki yuvanın etrafını tamamen dolaşacağım. Tekrar giriyorum. Kilitliyorum. Uzatıyorum. Aynı yere giriyorum kilitliyorum uzatıyorum aynı yere toplamda 24 defa bu işlemimizi tekrar edeceğiz bakın orada bir yuvarlak oluşturdum çıkarıyorum sayalım bir daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

kilitliyorum bir tane daha zincirimi içinden geçerek kapatıyorum bakın burayı kapadım kesiyorum İpimi şöyle alıyorum şimdi buradaki kesmiş olduğum bir içeriye doğru gizliyoruz Evet şu şekilde dokamızı da bakınız çalıştık elimizde şöyle düzeltip ayarımızı verelim. Şuradaki ipimizi ve başlangıç ipimizi içeriye çekelim. Diğer tokamızı da aynı şekilde yapalım. Hem gözümüzü hem de tokamızı çalışalım. İşleme işlemimizi tamamladık. Tokalarımızı yaptık. Şimdi topuk kısmını çalışmaya başlayabiliriz. Alt kısımdan Birer birer ilmek çıkarıyoruz ve başlangıç sayısı olan 93 tane ilmeğimizi yeniden toparlıyoruz. Şuradan giriyorum. Bakın her bir ilmeğimize bir tane yeni ilmek çıkaralım. İsterseniz tığ ile çıkarabilirsiniz. Şöyle birinciyi tığ çıkaralım. Şuraya bir sabitleyeyim. Şöyle. Her birinin karşısına bakınız. İkinci, üçüncü, ilki de şişle çıkarabilirsiniz. Hiç fark etmez. Toplamda her bir ilmeğimizin karşılığında pembe rengimizle yeni ilmek çıkarıyoruz ve başlangıç sayımız olan 93 sayısına ulaşıyoruz. Topuğumuzu çalışmak için. Çok çok kolay bakınız. Çok belli zaten. Hemen şöyle giriyorum. Çıkıyorum, giriyorum. Zaten bakın şuradan farklı bir yere girmemizin imkanı yok. Yalnız bir defa alarak ilerliyoruz. Ilmeklerimizi şişimize toparladım. Şimdi alıyorum ve örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimizi de örelim, şöyle düz örelim buradan girip alıyorum ilk ilmek olduğu için tabi nasıl kolayınıza geliyorsa diğerlerini örüyorum düz bir şekilde biraz örelim ortaya doğru gidiyorum 41 tane ilmeğimizi ördüm sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 41. Şimdi yapacağımız işlem 41 tane ilmeğimizi buradan aldım. Şura için 11 tane ilmeğimizi ayırıyoruz. Şimdi 41'in üzerine 11 tane öreceğim. Ve sonrasında kalan 41 ilmek de diğer taraf olacak. 11 ilmeğin bir sağ taraftan 11. ilmekle keseceğiz. 11. ilmekte bir sol taraftan, bir sağ taraftan, bir sol taraftan. Buradaki 11 ilmek hiç eksilmeyecek. Fakat buradaki ilmek sayılarımız birer birer azalarak topuğumuza doğru devam edeceğiz. Yani buradaki ilmeklerimizi birer birer azaltacağız. Bu taban sayısı aynı kalacak. Şimdi 41 ilmeğim üzerine 11 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. hemen diğer taraftaki ilmeğimle örüyorum. Bu 11 bakınız. 11'i hep sağdaki ve soldaki ile birlikte örüyoruz. Kesme işlemi yapıyorum diğer taraftan ve örgümü çeviriyorum. İpimi arkaya alıyorum. Yandan giriyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sayıyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğimi diğer ilmekle birlikte örüyorum ve bir tane kesiyorum 11'i eksiltmiyorum yanlarını eksiltiyorum bakın şurası çeviriyorum diğer tarafa geçmeden ipimi öne alıyorum yandan giriyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11'i değeriyle. Zaten ben şimdi sizlere gösterdiğim için sayıyorum. Hiç saymanıza gerek yok. Zaten 11 ilmek diğer ilmeklerle arası açık bir şekilde olacağından çok belirli oluyor. Hiç saymadan da 11. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi, örüyorum ve yandan bir ilmek kesmiş oluyorum. çeviriyorum hemen diğer tarafa geçmeden ipimi öne alıyorum. ilmeğimi şu şekilde alıp tekrar buradaki ilmeklerimizi birer birer örüyoruz. ilmeklerimiz bitene kadar. son ilmeğimi yine bu şekilde devam edelim. 11 ilmek üzere taban kısmımızı hem sağdan hem soldan birer birer eksilterek tamamladım. Şöyle gördüğümüz gibi diğer tarafta da aynı. Şimdi burada şurası tam Tabanımızın geldiği 11 tane ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sağ taraftakini de bitirdim. Sol tarafta bir tane ilmek kaldı. Buradan sonrasında ise yukarıya doğru olan patiğimizin arka kısmını çalışacağız. Tabi burada 11 ilmek kullanmıştık. Diğer arka kısımda 11 ilmek fazla olacağı için 2 ilmek daha eksileceğiz. Bakınız bu eksilme işlemini ise şu şekilde yapıyoruz. 2, 2 keseceğiz. Bakın. Sonrasında gayet rahat bir şekilde orayı biraz daha daraltacağız. Diğer patiğimi de göstereyim. Şöyle bakın arka daha dar olacak. Yukarıya doğru geçen kısım burası 11 iken burası biraz daha dar. Evet şimdi eksilme işlemimizi yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Her ikisini birlikte kesiyorum. Ve bir tane ilmek azaltıyorum. Bu tamamen yukarıya daha dar yani bir ilmek eksik olması için kestiğimiz bir işlem. Hiç kafanız karışmasın. Sonra iki tane daha keselim. Yani burada 9 tane ilmeğe ulaşacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tane arada kestiğimiz zaman 9 ilmeğe zaten ulaşıyoruz. Şunu hemen örüyorum son ilmeğim yani buradaki son ilmeğim ve kenar ilmeğimi de birlikte örüyorum 2 4 6 8 9 9 tane ilmeğimiz kaldı hemen kenardan bir tane alıyorum ve 6 bitirdik yukarıya doğru ilerliyoruz bir ilmek çıkardım tekrar burada 10 tane ilmeğimiz oldu 2 4 6 8 10 şimdi şu şekilde örüyorum İpimi yine arkaya çekiyorum örmeden alıyorum düz örgümü örüyorum. Şimdiye kadar yapmış olduğum gibi. Son iki tane ilmeğimi tek seferde örüp tekrar 9'a düşürüyorum. Yeniden krem rengimden bir tane ilmeğimi şöyle çıkararak alıyorum. Ve yeniden örmeye başlıyorum. Bir çıkardım. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la 10'u aynı anda örerek kesiyorum. Şu şekilde. Bir tane ilmeğimi alıyorum. Tekrar çeviriyorum. İpim geride. Örmeden alıyorum son 2 ilmeğimizi aynı anda örüp kesiyoruz. Bakınız 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve 10'u tek seferde kesiyoruz. Yukarıya doğru bu şekilde örerek devam edelim. İpimi arkaya alıyorum bir tane daha ilmeğimi şuradan çıkarıyorum devam ediyorum 3 oldu 4 5 son 2 ilmek alınıyor 6 7 8 9 ile 10 bir taraftan ilmek çıkarıp bir taraftan kesme işlemini yaparak buradaki bütün ilmeklerimizi örerek kapatalım Kesme işlemimizi her iki taraftan tamamladım. Şimdi en son sıramdayım. En son sıramda keserek tamamlayacağım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi şöyle tersten ördüm. Düz de örebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelecekse o şekilde. Önce örüyoruz. Sonra bir önceki ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Dokuz tane ilmeğimizi bu şekilde kesiyorum. Son ilmeğimi de kesiyorum. Ve patiğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle bir tane de zincirimi atıyorum. İpimi kesmek için hazırım kesmiş olduğum ipimi içeriye alıp gizleyeceğim bu şekilde patiğimiz de tamamlandı şöyle güzel ve kolay bir çalışma oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de benimle birlikte örmüşsünüzdür evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın